Evet arkadaşlar, Galaxy CSGO'nun bir lafı vardır. Adam CSGO, Cahit, nick'i değiştir kankam. CSGO kalmadı. This is Pompik guys. 1 milyon oldu mu ya o? YouTube'da. Canın sağ olsun. Senin de canın sağ olsun ama gerçekten karşı takıma düştüyseniz yayını kapatın öyle oynayın. Hani daha adil olur. We have taken objective apples. Allah'ım ya. Heyecan yaptım gördünüz mü? Adamlar hariç her yere sıktım. Eski milli olsaydı burada olur bak. Burada kabul ediyorum o dediğinizi. Bu çocuğu yok edecekler. O çocuktan doğabilir miyim acaba? Evet. Dediğim gibi oldu. Niye kimseyi vuramadım? Çünkü şey yaptım. Panik yaptım. Adamların hariç herkesi de her yerine sıktım. Burada adam var galiba. Arkadaşlar Battlefield'da minimap'i takip etmek çok önemli ya, adamların yerini görmek için. Ama şeye de dikkat etmeniz lazım. Kuru kafalara. Kuru kafalar da çok şey söylüyor size. Bir yerde mesela arka arkaya böyle 3-4 tane kuru kafa varsa dizilmiş bir şekilde, orada hani adamların kalabalık olma ihtimali haliyle çok yüksek. Tekledim buradan. Yani model ona çok şey yapmamak lazım. Arkalıyorum adamları. Bir kişi varmış abi. Gelin abi gelin. Sıkıntı yok. Ah be ya. Ben, bu arada çok net benim hatam. Kapıda öyle sığır gibi dikilmemem gerekiyordu. O merdivene olan mesafe, bu silahın tek atma mesafesi her zaman tutmayacak mesafeydi. Hatalı oynayış. Şey olmadı mı ya bu? Canlı bir şekilde yaptığım iyi şeyleri neden yaptım? Yaptığım hatalarda nasıl oldu? Şey, canlı gameplay oldu. Güzel bel bombası kankam. Arkamdan adam geliyor. Belki vurmadan kaçarım dedim ama yemedi. Öğretici befeğini. Bu çocuk gelir mi sanmam çünkü yaktılar benim cesedi, o yüzden salacağım. Zaten öldürdüler. Şu arkadaştan bir spawn olalım bakalım. Nedir durumlar? Aa öldüm. Meleğe git. Bu özel askeri gördüğünüz zaman canı çoksa, yanıcı da olsa, başka bir şey de olsa, hatta yanıcı da özellikle üstüne koşun, mele atın. Çünkü mele animasyonu girip direkt tekliyor. Normal silahla öldürme şansınız yok. %99 o öldürür. Kesinlikle meleğe gidin yani. İçerisi kaynıyor bu arada ya. Bu arada şey, Delta'yı aldılar ya, buradan adam spawn olacak şimdi. Oğlum ben orada nasıl vurdu beni o? Geçen animasyondayken yanarak can vermiştin. Evet. Deneyeceksin abi. Deneyeceksin. Çünkü adam her türlü avantajlı. Adamın canı çok fazla. Ya evet, benim elimde pompalı var. Hayvan gibi hasar vuruyor ama adam özel asker abi. Abi yanarak ölmeyeyim ya. Bana mı? Gelemiyorum. Adam geliyor soldan sanki. Allah Allah. Yanlış duydum herhalde. Kaçırdım. Minimap'e bakın.
Oğlum ödüm koptu ya. Solda adam var bu arada ama. Gaza gidiyordum ya lan. Can atan... Medik var mı ya? Medik yok abi hiç. Bununla buradan HS falan vursam kaç vurur? O kadar mesafeye işlemiyor değil mi? Obres. Aha bak gördünüz bak mini map'e bakın. İki tane kuru kafa var. Demek ki tünelden adam geçmiş. Demek ki burada adam var bak. Yani düşmanın spotlu olmasına gerek yok. Kuru kafa da size çok şey söylüyor. Üzdü. Arkadaşlar kısacık bölüyorum. Kanalın yeni sponsoru Wraith Esports'tan bahsetmek istiyorum. Wraith kendi skatez, mousepad ve grip tape'lerini üreten, bunların yanında birçok markanın da ürünlerini getiren bir Türk şirketi. Zaten birkaç yıldır tanışıyorduk. Ürünlerini videolarda çok inceledik. Artık sponsorumuz. Zor kayan mouse'unuza yeni skatezler almak için, elleriniz terliyorsa grip tape almak için, eskiyen ekipmanlarınızı daha iyileriyle değiştirmek için Wraith'e göz atmayı unutmayın. Skatez ve grip tape'lerde Miron, mouse, mousepad, klavye, kulaklık gibi daha birçok üründe MIR50 kodunu kullanabilirsiniz. Hem indirim kazanırsınız hem de bana destek olabilirsiniz. Videoya devam. İyi seyirler. Aa, gidiyor. Eğer bir bayrak gitmeye yakın, çok yakın spawn olursanız sizi bayraktan çok uzağa atmaz. Ama bayrak tam böyle onların eline geçmek üzereyken spawn olursanız bu sefer şey oluyor. Sağda bu arada adam. Artık uzağa spawn olunca bayrağa gitmeniz de zorlaşıyor. Bir sürü sıkıntı. Adamlar C'yi de alıyor, D'yi de alıyor. Bu nasıl bir sızma yöntemi hocam ya? Bu nasıl bir taktik? C'yi nereden çekiyorlar lan? Nerede? C'yi çeken arkadaş. Oha abi nasıl ölmedi o herif öyle? Shotgun sesi geldi değil mi? Ne oluyor? Bizim squad amirimiz Delta'ya emir vermiş. Bu arada arkadaşlar şu N tuşu normalde. Nide'nin N'si. Haritaya bakın, minimap'e bakın. Küçültüyor, büyütüyor. Ben bunu mouse'un yan tuşuna atadım. N'de de kullanabilirsiniz. Mesela dışarı gideceğim tamam mı? D'ye gideceğim. En dışı alıyorum. D'nin dışında spotlu adam var mı? Kuru kafa var mı? Hani ne kadar yakın bana adamlar. Ama bina içine gireceğim. Çok spesifik adamın nerede olduğunu öğrenmek istiyorum. O zaman en yakını alıyorum gibi. Bunu da kullanabilirsiniz. Ya o da işe yarıyor bence. Mesela bak şu koridorda adamın olması bir nevi arkamızı güvene aldık gibi bir şey oluyor. Ama oradakiler patır patır ölürse, kuru kafa olursa hepsi, arkadan E'den adam gelebileceği anlamına geliyor. Mesela şu an iki kişi öldü. Demek ki buralar biraz riskli. Evet, gördüğünüz gibi. Oha oğlum nasıl vurdunuz hemen ya? Nasıl vurdu ya harbiden? O kadar da göstermedim kendim. Belki ben göstermedim zannediyorum ama geniş basenlerim kapıdan çıkmış olabilir. Yani pompalıyla çok bir şey yapamadık sanki ya. Normal silah mı alsam acaba? Bara geri mi dönsem? Son 5 dakikadır çok pompalılık bir mevzu dönmüyor. B'yi bir ucundan aldılar ama vurdular mı yoksa adamlar B'den geçip başka bir yere mi gittiler? Buraya geçti adam biliyorum. Güzel 3'te 3.
Şimdi bu tünel riskli hala. Oo. İyi vurdum lan orada. Kit. Mesela şu sol altta iki tane şey var. Kuru kafa var. 3 oldu. Adamlar şimdi yakın mı yoksa uzaktan mı vuruyorlar? Belli değil. Yakınsa tehlikeli. Şuradan koridordan C'ye sızıyorlardır demektir. Ayak sesini duyduğum için döndüm aşağıya. Öbür elemanı kovalamadım çünkü öbür eleman zaten pompalı. Büyük ihtimalle beni bekleyecekti. Ölme ihtimalim vardı. Ama bu adam bayrağa girdiği için o yüzden buna döndüm. Hedefi buna çevirdim. Burası benim için iyi bir yer değil. Karşıya çok açık. Bayrağı çekiyorlar farkındayım ama dar alana girmek benim için daha mantıklı. İlk sorun hala devam ediyor mu? Abi maşallah 75 bugün. Şaşırtıcı ama. O taraf kalabalık. O yüzden buradan gitmeyi deneyeceğim ki bizim çocuklar zaten girmiş oraya. Tamam şu an sıkıntı yok ya. Minimap'te adamı gördüm. Aşağıda. Ağanın oraya girdi tünele. Birini öldürdü bak. Kuru kafaları izleyin bak. Sola gitti. Kuru kafaları izleyin. A'ya girmemiş. C'ye de girmedi büyük ihtimalle. Ha şimdi girmiş. Şuradan adam gelebilir. Çünkü orada hiç kimse yok bizden ve kuru kafa var. Karşıda adamı gördüm. Delta'yı biz alıyoruz. O yüzden sıkıntı var. Bir kişi varmış Delta'da. Bunu yapmayın. Oo minimap'e bakın. Minimap'e bakın. Abi yaklaşık 1000 kişi geliyor. Oğlum o neydi öyle? Bende yanıcım vardı en son bilmiyorum ama umarım yanıcı vardı. Solumda adam var. En az iki kişi. Onlar da beni duymuş. Evet. Lan be. Son anda gördüm ama. Lan. Pompalı sesi duydum ama adam olduğunu anlayamadım ya. Yetim sıkıntı yok kanka tamam. Öyle dediğime bakma. Eyvallah. Problem yok. Neredeyim lan? Şurada çok kuru kafa var. Buradan adam gelebilir. Ha, dışarıdan vurmuşlar herhalde. Sniperlara falan öldüler. Buradan bir bakalım. Kimse yok. C, A temiz. B'yi çekiyor muyuz? Çekiyoruz. Güzel, güzel. Şu an iyi ya. Durumlar iyi. Bence. Abi mermiye kafa atmak budur arkadaşlar. Mermiye adeta kafa attım. Bir de şimdi bombayı öleceğim. Çünkü dumandan nereye gittiğimi göremedim. Biraz dortladık. Şimdi bizimkiler B'yi almaya çalışmış ama 5000 kişi falan ölmüş orada. Şimdi C'yi alıyorlar. Bir kişi çekiyor. Bayrağın gidiş hızından aşağı yukarı anlayabiliyorsunuz arkadaşlar kaç kişi olduğunu. Zaten bayrağa girdiğiniz anda mavi bar daha fazlaysa siz adam olarak üstünsünüzdür demektir. Tam ortada eşitlendiyse ve bir tek siz varsanız 1 veya 1'sinizdir. Oradan anlayabilirsiniz. Bu arada bayrağın... Allah benim. Çekilin! Hocam lan o şey geçer mi el bombası? Gülmeyelim arkadaşlar gülmeyelim. Arada olur böyle hatalar.
Sağda mevzu var. Aklıma korkudan vurdum çocuğu. Çocuğu korkudan vurdum. Refleksle vurdum yani. İsteyerek yapmadım bir nevi. Hocam şurada uzak var ama onu... Buradan geçmemiz bir mucizeydi bu arada. Ne güzel yığıldı ya. Böyle merdivenden girerken ederken falan reload atmayın. Büyük yanlış. Adam çok güzel arkalamış. Bomba ağzıma geldi. Bir de yanıcıymış. Şans. Yani buna yapabileceğim bir şey yok. Patlattığın tuzağa öldü adam. Şey mi? Ben patlatınca bizim adam mı öldü? Oğlum zaten geçse de ölecekti. Yabancıya gitmedi. Yani avlunun ortasında pompalıyla kalınca gitmeden birini almak iyiydi. Bomba mıknatıslığımız devam ediyor. Evet. Bomba mıknatıslığı tamamen opsiyonel. Ben gidiyorum buradan. Ama gitmeyeyim. Bayrak üstünlüğü için takıma yardım etmem lazım. Çünkü bu zottiriler kalabalık. Kanka atma şu gazı ya. Gözünü yağını yiyeyim ya. Gaz bombasını yasaklayamıyoruz mu? Sonuçta şey, klan sunucusu ya. Yine bomba. Yine bomba bir yerlerimde patladı. Klasik. Bu düşman mı lan? Benim üstümden geçen. Herhalde düşman. Selamlar, iyi yayınlar. O selamları nasıl yazdın öyle kral? Hocam ne yapacağız? Allah. Orada kuru kafa var. Sniper vurmuştur herhalde. D'nin orası kaynıyor. Şöyle bakabiliriz. D'nin içinde 6 kişi var. Kanabo'yla beraber katliama gidiyoruz şu an. Arkamdan ne ara geldin ya? Adam şurada. Ayak sesini duydum ama silah kötü. Kötü seçim. Sen ne girebiliyor musun? Chat'inin üstünde yazıyor abi. Mobilde değilsen herhalde gözüküyor ama mobildekiler görebiliyor mu? Chat'in en üstündeki sabitlenmiş mesajı. Ben pompalıyı bırakayım ya en iyisi. Tekrar şeye geri döneyim. Ya da otomatik oynayayım lan. Canım çekti niye bilmiyorum ama. Nerede benim otomatik o? Firtina. Ben Firtina ile mi oynuyordum? Fabrika ile mi oynuyordum ya? Hep unutuyorum bunu. Fırtına ile oynuyormuşum. Tamam. En azından orta mesafede falan adam denk gelirse vurma şansımız var. Şu yukarıya dolanıyorlar. Oy, minimap'e bakın, minimap'e bakın. Böyle bir kalabalık yok. Aa, bizimkiler girmiş. Gober, gober. Şu karşıda sniper var mıdır? Olmaz mı? Adam var koridorda. Helal. Solda adam olabilir. Onam. Ağzımıza düştü ya. Abi hala biri sıkıyor ya. Nerede adam? Ha, C'deymiş ya. Tüh. Chat'ten kalkmış. Yok o sabitli. Nasıl yok ya? Gerçekten mi? Var mı yok mu arkadaşlar? Sabitlenmiş mesaj. Chat'in en üstünde. Yere mi yatıyor? Gaz. Yere yatan bir support. Gaz. O buradan kaçın demek. Adam var lan burada. Abi adam model 1907 tarayıcı 100 yapmış ya. Sen kralın önde gidenisin.
Medik'teki en iyi silahlardan bir tanesi bu arada. İlk göz ağrım. Bombaya öldüm. Biraz şatkancılara yardım edeyim. Range yok adamlarda. Burada böyle koridorda ölüyorlar. Sniper gördüm orada bir tane. Bir kedi gördüm sanki. A'da adam var. Nerede? Ya bu da mesafe olarak shotgun'dan adam geldi. Daha buradan gelen olabilir ama fişek atılmış. Bizim fişek atılmış. Sorun yok. Çok kalabalık geliyor. Dışarıyı kontrol edelim. Tamam. Gitmiyor. Bu gitmiyor. Abi minimap'e bakın. Böyle bir şey yok. Ortama bak ya. Çıldıracağım şimdi. Mermi bitti. Yok mu yerde silah falan bir şey? Mermi. Alo. Aldım bir şeyler ama. Model 18 mi? M18. Bu silah yavaş ama güzeldir arkadaşlar. Bir yerden sniper mı atıyor? Sanki. Bir biçiyor biçiyor mermi yiyoruz. Bir şey diyeceğim. Biz niye buradayız abi? Hatta onlar niye buradaydı? Bütün şey olarak. Takım olarak. Oğlum ne kadar saçma bir hareket yaptı o çocuk öyle. Canım az. Piklemeyeyim. Can geldi. Çok iyi maç oluyor be. Ben şu koridora gideceğim. Çok boş çünkü. Delta onlarda mı? Onlarda. B bizde. Solda adam olabilir. Sol koridorda. Allah! Mele. Meleğe gittim. Gidemedim ama. Neyse. Kazandık zaten. GG. Yani 38'e 12. Üçüncü olmuşum ama şey. Böyle. Anlatıcı. Öğretici gibi bir şey oldu. Bol yorumlamalı. Umarım keyif almışsınızdır. Hem canlı yayından hem de YouTube'dan izleyecek olan arkadaşlar. GG.